Herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir tarifim var. Tarifimde 3 tane kabak kullanıyorum. Kabakları öncelikle şöyle iki kısmını alıyorum. Soymayacağız. Bu şekilde dilimliyorum. Kabaklarımı bu şekilde bakın ince ince doğruyorum. Ocağımıza alıyoruz. Üzerine 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı ekliyoruz. Yemeklik olarak doğramış olduğum bir tane soğanı ilave ediyorum. Soğanlarımızı 1-2 dakika soteleyelim. Doğramış olduğum kabakları üzerine ilave ediyorum. Ocağımızın altı yüksek ateşte açık olsun ve tavamızın kapağını kesinlikle kapatmıyoruz ki kabaklarımızın sulanmasını engelliyoruz bu şekilde. Kabağımızı tabii ki ara ara karıştırıyoruz. Üzerine şöyle bir çay kaşığı tuzu serpiştirdikten sonra güzelce yeniden karıştırıyorum. Bakın hem kızaracak hem kabaklarımız pişecek. Bakın bu kadar yeterli. Kabağımız güzelce hem pişti, azaldı hem de kızardı. Bakın. Şimdi ocaktan alıp soğumaya bırakıyorum. Diğer tarafta bir kase yoğurdu alıyorum. Bir tane sarımsağı içerisine rendeliyorum. Yoğurdumuzu güzelce karıştırıyoruz. Şöyle yarım tutam dereotum var. Dereotlarını ince ince doğruyorum. Sarımsaklı yoğurdu kabağımın üzerine boşaltıyorum. Gerekirse tekrar ilave edeceğiz. Ve doğramış olduğum dereotlarımı da ilave ediyorum. Bir güzel karıştırıyorum. Tarifi beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeni ve yorumda yaparsanız çok memnun olurum. Yoğurdu yeterli geldi. Tekrar yoğurt koymama gerek yok. Servis tabağımı, kabağımı alıyorum. Tavama 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıyorum. Üzerine çok azıcık tereyağı ilave ediyorum.
Üzerine bir çay kaşığı kırmızı toz biber ilave ediyorum. Ve cevizimiz var. Şöyle biraz daha iri çekilmiş olursa çok daha güzel olur. Benim cevizler biraz ince çekilmiş. Ocağımı kapatıyorum. Ve karışımımı şimdi kabağımın üzerinde gezdiriyorum. Deneyecek olan herkese afiyet, bal şeker olsun. Hoşça kalın, takipte kalın. Daha yeni videolarda görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun.